Susamam, kayıtsız kalamam dediğiniz olaylar nelerdir? TV48 ekibi vatandaşlara sordu. Bugün Milas halkına hangi olaya şahit olsanız susamam, kayıtsız kalamam diye soracağız. Hangi olaya şahit olsanız susamam veya kayıtsız kalamam derdiniz? Örneğin şurada bir tane bayana dövüyor olsalar kayıtsız kalamam. Kalkarım müdahalemi ederim. Peki hayvanlara? Her şeye. Her. Tabii ki. Sağlıklı olan her şeye. Kayıtsız kalamaz zaten insanlar. Duyarsız olamaz zaten. Çevremiz başta olmak üzere temizlik, yağmalanmasın, usulsüz yerlere imar afları, imar planları verilmesin, sularımızı temiz kullanalım, pis kullananları veya çöpü şuraya buraya atanları kalamayız. Yani sorumsuz insanları uyarmamız lazım. Kadına, hayvanlara karşı şiddete kayıtsız kalamam. Benim işte olmazsa olmazlarım var. Bir tanesi ilk önce gelen çocuklar. Mesela ağlayan bir çocuğa asla kayıtsız kalamam. Annesinin yanında ağlayan bir çocuğa mutlaka yaklaşırım. Niçin ilgilenmediğini sorarım. Annesidir ama mutlaka beni ilgilendirir o. Bunun yanında hayvanlar. Aslında hiç seçmem biliyor musunuz? Haksızlık karşısında her şeye karşı sesimi çıkartırım. Öyle birisiyim. Burada hiçbir şekilde pozitif ayrımcılık gütmem. Erkek de eşittir, kadın da eşittir. Yani sadece böyle kadını korumak, sadece hayvanı korumak diye bir şey söz konusu değil. Eşitliğe ters düşen, insanların haklarını gasp edilen her şeye karşıyım. O yüzden de mutlaka susmam söylerim. Yani birçok şeye kayıtsız kalamayız. Mesela su, mesela doğa, hava, bunlara kayıtsız kalamayız. Bence sahip çıkmamız gerekiyor. Çocuklarımıza, gelecek nesillere bunları düzgün bir şekilde aktarmamız gerekiyor.